başarılar diliyoruz. Şanlıurfa Spor hücumu. Yusef topu kurtardı. Yusef. Sağda boşluk Onur'un önüne. Onur tek top. Ters vuruş direkten döndü. İkinci pozisyon Onur düzeltti. Sol ayak vurdu dışarıya. Şans Manisa Spor'un yanında bu pozisyonda. Savunmanın ters vuruşu top direkten geri döndü. Yatarak müdahale. Direkten dönen top bir kez daha Onur. Sol ayakla vurdu topu kaleye ama dışarıya gönderdi. Sanko iki Manisa Sporlu'nun arasında ilk müdahaleyi yaptı ama ardından Çavuşiş bu arada çok kontrolsüz bir hareket. Kırmızı kart. Kontrolsüz hareket, kırmızı kart çıktı. Abdullah Yılmaz sağlık görevlilerini sahaya davet ediyor. Bu arada saha içindeki oyuncular arasında da bir gerginlik var. Abdülhamit Yıldız kırmızı kartı gördü. Tekrar izliyoruz. Yükseklik kazanan top. İki oyuncu da topa hamle yapmak istedi ama Abdülhamit doğrudan rakibine gitti bu hamle. Bülent Cevahir yerde kaldı. Murat, Abdülkadir tek top Murat'ın koşu yoluna bir kez daha. Perovic ve Abdülkadir ceza sahasında yaptı ortayı uzak direk. Abdülkadir dışarıya. Bu arada penaltı. Penaltı düdüğü çalıyor. Abdullah Yılmaz penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşu kullanılacak. Manisa Spor penaltı kazanıyor. Evet, ikinci sarı ve kırmızı kart. Şanlıurfa Spor 9 kişi. Mustafa Aşan elle oynamadan dolayı ilk sarı kartı görmüştü. Yine bir elle oynama, ikinci sarı ve 9 kişi Şanlıurfa Spor. Henüz 27. dakika. Penaltı vuruşu kullanacak. Manisa Spor topun başında Slavko Perovic var. PTT 1. Lig'de 13 golle gol krallığında zirvedeki isim Perovic. Slavko Perovic penaltı vuruşunu ağlara gönderen isim oluyor. Perovic Fevzi köşeyi bildi. Topa da dokundu ama gole engel olamadı. 29. dakikada Manisa Spor Perovic'in golüyle 1-0 öne geçiyor. Bu sezon PTT 1. Lig'de attığı 14. gol Slavko Perovic'in. Çavşiç. Fuchs. Fuchs'un ortası. Ceza sahası ve ikinci gol geliyor. Abdülkadir Özge'nin golü 48. dakika 2-0. Abdülkadir Özgen Manisa Spor formasıyla ilk golünü atıyor. 48. dakikada ceza sahasına çevrilen top. Abdülkadir tek vuruş. İkinci yarı başlar başlamaz Manisa Spor golü buldu. Fuchs, Çavşiç, Umut, sarı kart Alfred Sankoha. Bu arada ikinci sarı ve kırmızı kart. Sanko ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Bizim notlarımız arasında Sanko'nun kartı görünmüyor. Evet, sarıyı tekrar çıkardı Abdullah Yılmaz. Sanıyorum Banahene ile bir karışıklık oldu. Banahene'nin sarı kartı var, Sanko'nun yoktu. İkinci sarı değil, ilk sarı kartı. 86. dakikada Alfred Sanko. Sol kanattan geliyor yine Perovic. Perovic atarak müdahale, korner. Köşe vuruşu kullanılacak. Belki de bu maçtaki son şans derken Abdullah Yılmaz 90 dakika tamamlandı diyor.